Herkese selamlar. Beşiktaş haberleriyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kupaya bağlı şeklinde teknik direktör Önder Karavel'in geleceği ile ilgili bir haber değerlenmiş. Ligin en az kayıpla tamamlanması ve Türkiye Kupası'nın kazanılması durumunda Önder Hoca gelecek sezonda takımın başında olacak. Yönetim seçimi atlatıp Haziran'da masaya oturacak. Sergen Yalçın sonrası göreve gelen ve takıma bir nebze de olsa nefes aldıran, ligde nefes aldıran ardından Süper Kupayı kazanan teknik direktör Önder Karaveli'nin Beşiktaş'taki geleceği kalan periyodun ne kadar iyi geçireceğine bağlı 47 yaşındaki çalıştırıcı gelecek sezonda takımın başında yer almak istiyor ancak Beşiktaş yönetimi bu birliktelik için yeni başarılar bekliyor. Buna göre Süper Lig'de kalan maçlarda en az kayıpla atlatmanın şart koşan e, siyah beyazlı idareciler Ziraat Türkiye Kupası'nın da kazanılmasını talep ediyor. Önder Karaveli istenilen şartları yerine getirirse gelecek sezonda devam etmesi için büyük bir avantaj yakalamış olacak. Takımın istatistikleri yükseldi. Siyah beyazlı yönetim yeni bir sözleşme için Haziran'ı bekleyecek. Başkan Ahmet Nurçebi Çebi, yapılacak olan başkanlık seçimini tekrar kazanması halinde Karaveli ile tekrar masaya oturacak. Taraflar istenilen şartlar oluşması halinde Haziran ayında görüşecek. Beşiktaş, Karaveli'nin takımın başına gelmesinin ardından puan <laughs> ortalamasını yükseltirken gol yeme istatistiğinde düşürmüştüğü, Karaveli'nin futbolcular tarafından da sevilmesi, hocanın elini güçlendiriyor demiş ve ilginç bir iddia var. Alexander Sörlot için yollar açılıyor başlığı var. Detaylarına bakalım. Sörlot Beşiktaş'a koşuyor. Bilbao'nun Sosyeda'da 4-0 yendiği maçta 72 dakika sahada kalan Norveçli golcü 5,87'lik notuyla sahanın en kötü ismi oldu. Sosyeda performansını beğenmediği Sörlot'un opsiyon hakkını kullanmayı düşünmüyor. Bu durum da Sörlot'un da yine Beşiktaş yolu daha da açılacak demiş. Biz zaten eski oyuncuları severiz. Trabzonspor'da önemli bir başarıya imza atmıştı Sörlot. Salzburg'a transfer olmuştu ama orada istenilen başarıyı elde edemediği bir türlü diğer takımlarda şansını denemeye çalışıyor. Yine hatta da çok iyi işler yaptığını söyleyemeyiz. E, tabii Türkiye piyasasında tanınan bir oyuncu olduğu için şimdi şimdiden Beşiktaş'ta adı anılmaya başlandı şeklinde haberler yazılmaya başlandı. Bu Fenerbahçe ve Galatasaray şeklinde de devam edebilir. TRT Spor ekranlarındaki Beşiktaş gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Kartal'dan golcü bombası. Transferde o detay dikkat çekti. Yeni sezon için transfer çalışmalarını ilk adımını Getson Fernandes ile atan Beşiktaş, Santrafor ve sol kanat için de kolları sıvadı. Sabahın derlediği habere göre bu sezon Batçı Aydan beklediği verimi alamayan Kartal yeni sezonda nokta atışı yapmak istiyor. Pivot Santraforları değerlendirmeye alan yönetim ilk sıraya Alexander Sörlot'u yazdı. Yaz döneminde de gündeme gelen hatta temsilcisiyle İstanbul'da uzun süre görüşme yapılarak belirli bir aşamaya gelinen Sörlot için siyah beyazlar artık daha ciddi. Leipzig istediği verimi alamayınca oyuncu Real Sociedad'a kiralanırken İspanyol kulübü de gelecek yıl Norveçli ile devam etmeyi düşünmüyor. Bu sezon 29 resmi maça çıkıp sadece 5 golü bulan 26 yaşındaki Forvet'in sezon sonunda Leipzig'e dönmesine kesin gözüyle bakılırken Kartal oyuncu için iki teklif hazırladı. İlk etapta satın alma opsiyonu kiralama teklifi yapılacak. Leipzig'in sadece satış kararı alması halinde ise daha düşük bir bonservis bedeli teklif edilecek. Bu noktada yönetim Getson Fernandez transferindeki gibi bir sonraki satıştan payda dahil farklı bonusları da masaya koyacak. Başkan Ahmet Nur Çevi'den Önder Karaveli'ye sözleşme şartı. Beşiktaş'ta teknik direktör gündemi önce Başkan Ahmet Nur Çebi, sonra da Şenol Güneş'in açıklamaları ile şimdilik kapandı. Gelecek sezon Önder Karaveli ile devam etmek istediğini belirten Çebi'nin satır arasına olağanüstü şeyler olmazsa sözlerini eklemesi, mayıs ayında yapılacak kongreden çıkacak sonuç kadar deneyimli hocadan da bir takım beklentilerinin bulunduğu şeklinde yorumlandı. Son dönemde yapılan eleştirilere rağmen hem performans hem de mental açıdan ayakta kalmaya gayret eden Karaveli üst üste kaybedilen puanların ardından 6 ay galibiyetiyle rahatladı. Ancak bu beklentinin karşılık bulması için bazı şartların gerçekleşmesi gerekiyor. En önemli iki şart ise önümüzdeki 3 aylık süreçte şu ana kadar yaptıklarını daha esne imza atması ve Türkiye Kupası'nı Beşiktaş'ın müzesine taşıması. Sabahın haberine göre Karavel'inin iki kulvarda da sezona başarılı bir şekilde tamamlaması önümüzdeki sezona dair kontrat alma ihtimalini bir hayli yükseltecek. Ayrıca Mayıs'taki kongreden Çebin'in zaferle ayrılması bir başka belirleyici unsur olacak. Bu nedenle yeni sözleşmenin Haziran'dan önce yapılma ihtimali bulunmuyor. Chelsea ve Nice Ersin Destanoğlu için karşı karşıya Beşiktaş yönetimi bir yandan yeni sezonu kadrosuna oluşturmak için çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da genç oyunculara gelen tekliflerle ilgili geri sayıma geçti. Beşiktaş'ın son dönemde yetiştirdiği en önemli isimlerden birisi olan kaleci Ersin Destanoğlu transferin de gözdesi oldu. Birçok Avrupa ekibinin radarında olan Ersin Destanoğlu için geçtiğimiz günlerde Chelsea'de devreye girmişti. Gelen son bilgilere göre uzun süredir genç kalecinin peşinde olan Fransız ekibi Nice de İngiliz ekibiyle birlikte Mart ayında Beşiktaş'ta pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor. Foto maçın haberine göre Fransızlar daha önce de görüştükleri ancak olumsuz yanıt aldıkları Beşiktaş yönetiminden Ersin Destanoğlu için bir kez daha randevu talep etti. Nice'in bu talebini öğrenen İngiliz ekibi Chelsea'nin de siyah beyazlardan görüşme için izin istedi. Genç file bekçi de kulübe para kazandırıp kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Peki dostlar size de soralım. Ersin Destanolu satılırsa minimum ne kadara satılmalı? Beşiktaş'tan Galatasaray bir transfer çalımı da görüşmeler başladı. Gelecek sezonun transfer çalışmaları için düğmeye basan Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi. Siyah-Beyazlar, Fatih Terim'in de Galatasaray dönemine transfer etmek istediği tecrübeli futbolcu için girişimlerini hızlandırdı. Genç Fernandes için karşı karşıya gelen iki takım arasındaki transfer yarışını kazanan Siyah-Beyazlar olmuştu. İki ezeli rakip arasındaki transfer yarışına bir yenisi eklendi. Akşam gazetesinin haberine göre Beşiktaş yönetimi şututkart forması giyen Atakan Karazor için devreye girdi. Siyah beyazların 25 yaşındaki futbolcu ile transfer görüşmelerine başladığı belirtildi. Beşiktaş yönetimin Atakan Karazor'un menajeri ile temasa geçerek teklif sunduğu da vurgulandı. İki taraf arasındaki görüşmelerin devam ettiği de kaydediliyor. Stoper ve ön libero bölgelerinde forma giyen tecrübeli futbolcu Atakan Karazor yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemindeydi. Şu tutkart Galatasaray'dan 2 milyon euro talep edince transfer gerçekleşmedi. O dönem Sarı Kırmızı'nın teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim'in transfer için istekli olduğu biliniyordu. Stuttgart formasıyla 59 resmi karşılaşmada süre alan Atakan Karazor rakip fileleri iki kez havalandırdı. 25 yaşındaki oyuncu takım arkadaşlarına da iki asist yaptı. Atakan Karazor'un Alman ekibiyle olan sözleşmesi Haziran 2023'te bitecek. Beşiktaş'a Domagoy Vida müjdesi. Altay karşılaşmasında attığı golle Beşiktaş'a 3 puan kazandıran ve 280 gün sonra gol sevinci yaşayan Domagoj Vida kredisini yükseltti. Foto maçın haberine göre sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki Hırvat Stoper'in indirim yaparak kalmasını isteyen siyah beyaz yönetim. Altay sınavı sonrası Vida ile tekrar bu konuyu görüştü. Tecrübeli kramponun da olumlu yanıt verdiği kaydedildi. Eşinin de İstanbul'da yaşamaya devam etmek istemesi nedeniyle yeni kontrata sıcak bakan Vida ile önümüzdeki günlerde masaya oturacağı da bildiriliyor. Beşiktaş'tan da Güven Yalçın kararı Beşiktaş'ta Güven Yalçın'ın az süre alması, Batçuay'ın beklentisine karşılayamaması nedeniyle zaman zaman eleştiri konusu olmuştu. 23 yaşındaki genç forvet oyuncusu Belçikalı Yıldız cezalı olduğu için 6 ay karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıktı. Ancak genç forvet de son vuruşlarda etkisiz kaldı. Güven Yalçın maçta 4 şut denemesinde bulundu ancak bunların hiçbirisinde isabet sağlayamadı. Fanatik gazetesinin haberine göre siyah beyazlarda teknik ekip sözleşme yenileme görüşmelerini süren Güven'e özel olarak bitirici vuruş çalıştırması yapma kararı aldı. Bu sezon Beşiktaş'ta toplam 23 karşılaşmaya çıkan Güven Yalçın 4 gol 3 asist yaptı. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.